Dear guests, dear participants, we wish we could be able to have this Zoom meeting. Instead of a Zoom meeting, we could have been together in a physical way. But I mean, at least there will be a story which we will be able to tell to our grandchildren and grand-grandchildren. This is such an experience, such a trauma that we and our previous generation has never experienced before. Actually, it is estimated that the total weight of the coronavirus existing on the planet of Earth is 1 to 3 grams, which forced almost 8 million people to lockdown. Governments worldwide have already allocated more than 13 trillion to stabilize economies in free fall and restart growth. Apparently, it will be also a story for a beginning of a new era. In just a couple of weeks, the whole planet was forced to give up all their daily habits. We could have gone through this incident also 10 years ago. And the scope of the catastrophe could be beyond measures, much, much more heavier, much higher than what we are experiencing today. The development of the tech during this decade is exponential, and we are reaping the benefit out of it, even in a minor degree. In the meantime, it becomes quite a cliche that the world will never be the same. But what we are failing to see is that the new normal has already started, and the disruptive changes become part of our life anyway. The changes during the last decade cannot only be limited to the possibility of being able to avoid to commute between our jobs and homes. Rise of social media, paradigm shift in financial world, and concept like blockchain, sharing economies rising power in full speed, rise of AI, deep learning, robotics, fourth industrial revolution, all these concepts and much, much more have contributed to exponential changes. And they are not only in our daily lives, they were not in our daily lives when we were 10 years younger. COVID-19 affects our life in two fundamental ways. First, COVID is literally the mother of disruption. As I said, we passed the area of the industrial age and what I would call the post-industrial times, the age of disruption. We can face a new opportunity or a new danger in a split second. And what COVID did is the acceleration of the frequency of changes to an unprecedented speed. Secondly, one of the major shortcomings of the humankind is probably the level of procrastination and its resistance of leaving their comfort zone. And the pandemic showed us that we have no comfort zone at all. Nobody has it. On the whole planet, nobody has it at all. A big accomplishment for just a total weight of 1 gram virus. Now the question arises, how the world's institutions will be able to handle with the scope of this change. My honest opinion in general is, independent of their scale, all institutions, concepts, ideas created prior to the post-industrial age is bound to change fundamentally, may it legal systems, education or health system, or finance world, or democracy, in the sense which we are used to, and governance systems as well. Europe's fundamentals are based on the transcendental human duties and rights based on the millennial-long traditions. High values like human rights,
environmental issues are the, almost the, are the main goals, which are almost based in the constitution of EU. As for Digital Turkey, which is a platform created with the main IT NGOs of today, we are representing the IT-related industrial side of Turkey. And I have to emphasize that exactly the same values are the fundamentals of the Digital Turkey platform. Let me introduce you to members who will also participate with in this with their valuable opinions today. The Turkish Electronics Manufacturer Association, TESİT, is represented by Mr. Müjdat, by their president, Mr. Müjdat Altay. The Turkish IT Business Association, TÜBİSAT, we have the pleasure of having the president, Mrs. Erman Karaca, with us as well. And the Turkish Information Foundation, a foundation which is not directly related to the IT sector at all. The purpose is reaching and developing projects related to behavioral changes in society, may it individual, institutional, or communal. I would also extend my wishes to our distinguished guests from EU, Ms. Cecilia Bonafert Dahl, the director of Director General of Digital Europe, and His Excellency Ambassador Christian Berger, Head of EU Delegation to Turkey. Ambassador Berger, following his services at UN and OSCE in 1997, joined European institution in Brussels. He had many responsibilities as representative, Head of Delegation and Director position for Middle East and North Africa. Recently, we received the news that Mr. Ambassador is leaving Turkey after a very successful career to Cairo. It is sad news for us because we are truly going to miss him. Mr. Ambassador, if you allow me, I would like to start with you. How does EU see the future of COVID-19 trauma, especially in the light of the digital development? Please, floor is yours. Karupe, thank you very much. And thank you for everybody joining. Cecilia, who came to Turkey a little while ago, and we had a good discussion about our cooperation. I don't think we knew at the time when we talked last time what was going to happen, that this conversation was actually forbearing and very important for the future cooperation between also the EU and Turkey, but also in the digital field. So I also thank Mr. Altay and Mrs. Karaca to be with us today. And I'm very pleased that we could bring together Digital Europe and Digital Turkey to talk about something that may unite us. And I think what we have seen in the last few weeks, in the last few months, that standing together, working together, cooperating, showing solidarity is something that I think was one of the many, many, and maybe the most important lessons learned of the last few months. So let me perhaps say a few words about what are the European Union's plans in this field, but also how this relates to post-COVID and how this relates to the European Union and Turkey relations in general. First of all, again, the European Commission, just again, by chance, not knowing obviously what was going to happen, already in December last year, presented a plan which had as one of its cornerstones not only the Green Deal that you may be familiar about the economy, but also the digital transformation of the economy. And today, this has become a very important aspect of reviving and putting back on its feet the economies in Europe, but also across the world. So what happened with the beginning of the crisis was that member states, individuals, countries had to react to protect our health systems, had to react to prevent people from dying or more people from being affected. And in Europe, health is a responsibility of the member states. So only rather a little bit later, when it was very clear that this has become a pandemic spreading the world in a very fast speed, but also spreading really or touching almost every country, I think it was very quickly understood that only by the 27 member states and the institutions standing together, coming up with plans, coming up with action, we could face this crisis. So the first
at the beginning, we had to deal with the practical things, bringing people back home, making sure that trade would flow across borders, making sure that the health system would withstand the onslaught of the crisis. Then, in the last few weeks, I'm sure you have followed this also in the news, new thoughts are being developed on how to make sure that the effects that we have seen with the measures taken by the member states, measures taken on the economy, with the lockdown, with the close down, with the interruption of the supply chains, with the eruption of the production chains, how can this be addressed and remedied? So the Commission has come up with a relatively large package, which the sum is about 4 trillion euros with different components. One component is the European Central Bank buying up private and public securities, the European Investment Bank supporting small and medium-sized enterprises, the European Commission supporting various sectors of the economy, also taking legislation, passing legislation. And the Commission has reintroduced and made this also a cornerstone of this revitalization package, both the Green Deal and the digital transformation of the economy. And I think today, we talk about the latter one, the digitalization of the economies, the digital transformation. And again, what we have seen in the last few weeks is a good preparation for that. It was, I think, if you want to take it from a positive aspect, this was a very steep learning curve. How the economy, how the way we interact, how we live together, how we can use the digital technology to achieve that. I mean, conferences as we have just now, yes, they existed a few weeks ago, a few months ago, but people were not really using it as much as they are using it today. Panel discussions, webinars, where you bring people together from across the whole world, were not really the thing of what you were doing. Education, yes, there were podcasts and there were university lectures you could see on YouTube, but now everything is on YouTube or everything is done in a digital form. So we had a very, very steep learning curve. I'm sure Cecilia must be very pleased about this, that this really has broadened the approach of digitalization. I think not everyone is really familiar about it. So what I want to say is we are not only facing challenges, we also have great opportunities. And one of the opportunities is now in industry or in business, that businesses that are focusing on providing this digital transformation are actually very, very, very potent at the moment, are very strong at the moment. And you've seen companies that nobody knew a few weeks ago, a few months ago, are now top ranking companies on the stock exchange. So there are also very strong benefits and opportunities for companies moving into this digitalization of and transformation of the economy. Of course, there are lots of risks involved with that. And one set of risks, I think, where the European Commission will have to get involved with the support of Digital Europe and other organizations, is the legislative side, is the regulatory side. How to make sure that with this onslaught of new technology, we also manage this in a proper way, manage this with all the against the rights and freedoms of people. I mean, freedom of expression, freedom of protection, data protection. I mean, all these are aspects that need to be dealt with at the moment. And let me just mention a few of these legislations that the European Commission has been passing ever since the crisis hit us hard mid-March. So this starts with capacity building. This starts with the body of European regulators of electronic communications that set up a very special reporting mechanism to monitor the internet traffic. So to make sure that now more and more people are using the internet, that the traffic is there, that the capacity for this traffic is there and doesn't collapse. The next thing is the Commission launched a white paper to collect ideas about artificial intelligence. So this is the next step that is happening now, and many ideas are coming together now also in light how to find a better response to this pandemic. The next thing is to develop mobile applications. So this, again, the Commission has launched a program for doing this. All of this needs to be monitored. So the Commission on the 11th of June released the results of the 2020 Digital Economy and Society Index. Again, this is a very important tool to see how this development goes in the member states. So I want to keep my introduction really short and I want to close by saying we see now the possibility of
grasping the opportunities, dealing with the risks and challenges. And I think there are lots of companies, lots of people, lots of academics and researchers around that can build a pool or are a pool where we can get all the necessary knowledge and know-how and expertise together in order to address all these challenges and also grasp the opportunities, as I've said. And then, of course, we also need to roll this out in education, at universities, at schools. We need to have and it's good that our colleague from the European Training Foundation is with us, because there will be also a very strong impetus on preparing the workforce for people come off schools, come off the universities, get into business, to prepare them better for dealing with all these new instruments and all these new tools. So I think the tools are there, the opportunities are there, the work or the willingness of the Commission to regulate is there. So I think it's all up to us, up to you, to grasp this opportunity and help. Together, we help to overcome the impact and negative impact of the coronavirus pandemic, and to build the necessary resilience of our structure for the future, and to be better prepared for anything that that will come. Hopefully not in a bad way, but nevertheless will come. So thank you for this opportunity. I'm very happy that we could bring, as I said, Digital Europe together with Digital Turkey. I will really recommend anyone who wants to know what's happening in Turkey to follow up with the Digital Turkey platform, as Faruk has introduced it. So anyone who is interested, I think Faruk will and his platform will be certainly a good partner to get all this necessary information. So thank you for this opportunity, and I'm looking forward to the debate. Thank you, Faruk. Thank you, Mr. Ambassador. Just a small question. That was a very, very explanatory presentation. Turkey is, in general, what do you think about the fluidity with those new developments, regulatory developments? How fluid are those regulations? I mean, how far will we be as periphery countries be able to use the opportunities in EU? I think it's an important point, because I've seen this in other fields too, not only in IT. I've seen this in phytosanitary standards, in health standards, in work standards, in labor standards. And from my contacts with Turkish companies, what they tell me that they were very pleased with the speed by which the Turkish parliament translated this European legislation as part of the harmonization process, translated this into Turkish legislation, and how quickly companies realized how important it is to apply those standards and those regulations, because they have a certain value in the international on the international market. So when a company is applying European standards, it's not only an advantage for exporting to the European Union, it's a global advantage. It gives you a global edge, so to speak, because the European standards are recognized as very high standards across the globe. So I don't know what the process will be, how quickly those legislation and regulations will be rolled out. My recommendation would be that a Turkish legislation and regulations will be harmonized with European as quickly as possible. I know that the European Commission in the Turkish Parliament, the Harmonization Committee, is very eager to do this. They're following this very closely. So the better this and the quicker this can be done, the better it is. What I don't know, obviously, maybe Cecilia can tell us how quickly the legislation will need to be adapted to new technology and to new ways of operating. I mean, that's the challenge, really. You cannot regulate maybe in too great detail, because these details keep changing, and you cannot regulate in a too abstract way, because you need to focus really on the situation. So this balance, I think, will be very important, and we need, I guess, everyone in the Commission and then in the European Parliament that is involved in preparing and then adopting this legislation need advice how to do this, to find this right balance, so companies don't get overburdened with new legislation regulations every few minutes, but at the same time the legislation has to be robust enough in order to address all the needs. But it's a general problem nowadays with legislation, because given the world, given the way we develop,
legislation tends to become too detailed, too specific, and then a few weeks later overtaken by events because you have new technology on the market. So that's the challenge. But I think whatever it is, if Turkey were to look at it, see what is useful for Turkey, and incorporate it into Turkish legislation, given the experience that I've had, as I said, with other companies, I think this will be an advantage. Thank you. Thank you, Mr. Ambassador. Now, Cecilia Bonafetta, who is has more than 20 years of experience in the ICT industry, held international position at leading companies of sector as well as in SMEs, building businesses across Europe and China, and founding the cloud provider of Globe IT. She has a deep insights into the digitalization of business and society and the data-driven economy. Currently, Cecilia is the Director General of Digital Europe, which we as Digital Turkey Platform is a member of. She is also a member of the European Commission's high-level expert group of artificial intelligence, a board member of the European Commission's Digital Skills and Jobs and Coalition, and a board member of the European Parliament-led European Internet Forum. Cecilia, it's so nice to have you with us. I know your time is also limited. You have some private responsibilities, so I immediately leave you with the floor. Thank you so much, Faruk, and thank you for once again for hosting me. I did visit also Turkey, I think it was in January 19, in a very, very nice visit. And I must say, I was super impressed with the huge amount of young people that you have, you know, engineering skills. I think you are the only European continent that actually has a big resource pool of engineering skills and a lot of young people, which the rest of the countries basically suffer from, basically not having enough of. So I must say also meeting all you there was a very, very pleasant surprise, not a surprise, but a pleasant experience meeting a lot of competent people with a heart really into digital and the transformation of not only the industries, but also the society. And I think we can say that this corona situation has basically accelerated that passion to transform and make society better, and we need it more than ever. So maybe just first a few observations, like His Excellency, the Ambassador said. Now the balance is really urgent on innovation and regulation. And let's just be honest, Europe has never suffered from being quick. We are very careful people. We like regulation. I think if we turn that into something positive, that is that we are more ready than any other continent in the world to basically embrace the innovations of digital. It creates some slowdown problems, amongst others, you know, speed of products, for example, AI for health, the speed of products to market. There are many regulations, certifications, et cetera, that it needs to pass through. And I do see now a willingness from the Commission and from government saying, we cannot be so slow. We actually have in place the things, we are ready, and now we need to focus mainly at the innovation and the interpretation of current regulation. This is, amongst others, what we are doing on AI. We are looking specifically, are there specific things within different sectors that we need to change, seeing that we are now digitalizing at a speed that we have never seen before? And this is exactly the question that we should be asking. Do we have the framework of regulation that we need? Or are there gaps? Not really looking for new regulation. This would only, you know, create even further fragmentation. So I'm positive in the sense that I think we know our stuff on regulation in Europe. And now it's all about embracing also other countries that are non-European into this. And no doubt, I mean, you have in Turkey big sectorial companies like Arçelik,
who basically are front runner on digital transformation of industries. And with them also comes, as they are, they have a huge share on the market share on the European market. They actually have to comply with all the laws of Europe anyway. And with that, you know, also comes to Turkey a lot of the knowledge from these type of companies on how to actually apply the regulations into different sectors. And that will be needed for sure in health and in some of the areas where we have strength positions like manufacturing and other areas. So maybe turning a little bit to how who we are, because I started right on with the regulation towards innovation. We are, so maybe if you could kindly share the slide, just go to the first slide. We are the world's largest ICT association. And of course, the digital platform Turkey is a part of this, could you say, exclusive club of 40 associations that have joined forces to basically enhance the digital transformation of industries and of society. We also have direct members, 74 of the kind, amongst others, like I said, also Turkish members. And we work very closely together. Maybe just going to the next slide. One example on how we worked during this crisis, we actually designed a survey across 19 of the countries where all the associations sent to their member the same survey to try to find out what exactly is going on, what are the most urgent needs of the companies, what are the biggest changes that we need to advise governments and the EU to actually take upon themselves in this situation. And also afterwards, we have been collaborating on looking at how to rebuild after the crisis. So let me try to look a little bit of the findings. Maybe next slide. Some of the findings that we had, I think we can say that they are quite clear that 77% actually sees that there will be a negative financial impact. What we did see that the amount of impact on the ICT industry was a lot less. So of course, a lot of consultants, you know, that depended on being on site were hit, but many of the companies with digital services actually were less hit than they thought. Again, knock on wood that there will not be a second wave. We might see a different pattern. But still, many of them said that they will have to do either temporarily or long-term layoffs. And there were big disruptions in the supply chain. So then going to the resilience of digital companies, what we did see is that the survival rate of digital companies with digital business models are actually much, much higher than non-digital companies. We also do know and something else is that if you have a digital business model, you will grow 2.5 times faster than a non-digital company. So also in the after crisis, it will be very interesting to see who actually wins the game and who is actually able to transform themselves with a digital resilience towards a crisis like this. There's a very high and believe in a global recession. And I don't think you can criticize all the government, but at least 50% said my government is doing too little on specific measures and the recommendations I will turn to in a minute. So there was a very big support towards actually launching a stimulus package that allows digital and green transformation. So as you might know, green and digital has basically been this commission's two big key strategic points. And we went to the commission very fast and say, don't change strategy. What we need now is basically not to rebuild, but to reinvent. And if we don't have a head start in these area already, let's do it now. Let's focus it at the strength positions that we have in Europe, like manufacturing, like health, and let's make sure that we digitalize and invest heavily in these two areas. Maybe going to the next slide. So
These were some of the recommendations that we went out with. So connectivity, spectrum available for 5G, making sure that the industry can actually allow themselves to really grow in a digital way, that we don't are not stopped halfway with a pandemic where we don't have enough 5G. Investment in high capacity network infrastructure. Training and education, we will see right now the forecast is 60 million jobs will be lost of the first wave. And knock on wood, I mean, we don't see it even further big second wave. I must say this is one of my babies. I've fighted for this in the last 20 years. And I'm just amazed that some governments, that they don't get it. I don't know how you cannot get this. I mean, the only universal language that we have is digital, it's coding. And none of our children are basically coming out of school with the skills of actually understanding just basic coding or data analysis, meaning that they live in a world where this is they are connected 24/7 nearly, and except from when they sleep, but they have no idea on how to create it. So this is very, very important now that we also, both on the more advanced skills, get the right specialists here in Europe on data analysis, on artificial intelligence, on cybersecurity. It will be more needed than ever, but also that we look at an upskilling plan. So what sectors will be hit and how do we take those people and upskill them? We know that in Europe, we have 52% of the workforce that needs to be reskilled in the next 5 years. I mean, over the half, it's a huge amount of people. And I think what we saw in US with the aid crisis was that a lot of people lost their job. There was a big dissatisfaction, and we all have seen the changes in the political systems, which often has not led to, I guess I can say in a diplomatic way, something better. This is what we should really avoid in Europe. It is that we have this angry people, frustrated, feeling left behind without a job and without an understanding on how to enter the digital era, which we are in the middle of. It is not the future, it is here. Then, of course, smart transportation, city infrastructure. We will need to deliver not only by car and by going down to huge supermarkets. So how do we make sure to develop a smart way, a green way, a digital way of transporting goods and people in a safe way? Then, of course, we have in general always a problem with the funding. Many of the smaller companies can simply not afford, either they don't know about funding mechanisms or they cannot afford to have, you know, 6, 7, 10 people sitting for, you know, half a year writing a tender. So how do we get a fast track approval mechanisms towards the recovery funding? So the EU has now launched a 750 billion recovery plan. So how do we make sure that it's not only bigger companies that has a lot of resources that actually can get this recovery, but that also SMEs and other have access to this? Not very easy, but this is a problem that we need to solve now. We've been talking too long and it's something we need to look at. SMEs, definitely for them to know what's out there, how to get hold of it. And then, of course, tax incentive and grants have been very popular simply because of liquidity problems for many, many SMEs. So this was a little bit an insight on how, what the survey done by, amongst others, Digital Platform Turkey. Maybe just turning a little bit to what to do. You can turn off my presentation. Thank you. So what to do and how to do it. For me, it's all about industry basically also walking the talk. So not only looking at the policymakers and waiting for them to do something, but to come up with concrete ideas on how we can collaborate, on how we can align regulations, on how we can improve our investment structures and really become a partner. I think the public-private partnership has been one of the really key stones of Europe always. And I do think that it has to continue, that sparring on how to actually address this crisis. I think from my side, just a personal observation, I'm born into a family that always worked all over the world.
I don't see the difference between people inside and outside EU. I see a difference sometimes in the political situation. And for me, it's all about staying very close in industry and make sure that we also take the leadership that we have. We need to basically walk the talk and make sure that things happen also on ground. And for me, I'm very glad to work with you, Faruk, and with the rest of you from the digital platform Turkey. It is a pleasure to work with you also and always, and you have my full commitment to helping you also to stay a part of the family. Thank you, Cecilia. This is such a nice statement and a wonderful presentation. I mean, you didn't need to tell us. We knew that already, your commitment to a beautiful together work collaboration. We knew that already before. And you did give us a lot of support. And I think, there is quite a bit we can establish together in the next future. I have a question to you. What would be your first three issues, priorities in general, to avoid or to overcome the main difficulties with the pandemic crisis? What would you recommend in general to the EU Parliament? Three areas. First of all, I mean, a big focus on health and how to get health tech working ASAP. So how do we make sure that all rules and regulations are clear on data handling in health situations? To get the common European health data space in place ASAP, so we actually can act upon this and get it out there real. And then, of course, the approval mechanisms. Right now, it takes a damn lot of time, right? We will rather wait than we will actually get innovations out there. And of course, we have to be careful, but we master that very well in Europe, right? So I think it's about speed. So heavy investment and regulatory clarity on health. And then I would say then the general economic situation would take me definitely towards connectivity and towards skills. In the end, it's all about people. If you have a huge part of the populations that feel left behind, who can basically not be a part of moving towards this new digital Europe, we have other political problems. So good, migration and immigration, but they will look like water between, if we really get half of the population not having a job and not understanding what's going on. So that I think is extremely, and that the transformation of all industries and the upskilling of industries is extremely important. And then, of course, connectivity. We still have huge area, rural area, where, with very low bandwidth who cannot connect to the school teacher, getting the educational system basically in a place where we can continue. I mean, here in Denmark, I have, as I said, my daughter has just graduated. They were not able to change, for example, the exams, but they still had the test. And the continued school nearly without disruptions. I think that is hardly something we can say to a lot of the other European countries. We need to be connected, and it should be an equal human right to basically be connected to your own society on equal terms, no matter what you sit in a big city or in a rural area. And it should be a right to also be able to participate and get a job on equal term, no matter what country you live in, making sure that you have the right skills for the future. So these three elements, connectivity, skills, and then basically a big focus on health tech and speed to market would be my three kind of first coming things. Very good, Cecilia. You know that a young, dynamic workforce, which Turkey is able to offer,
And there's quite a very well-educated level of, again, workforce would be needed, I guess, in the future. I hope that goes to the right ears. So, ladies and gentlemen, and now I would like to switch to Japanese, which is the Turkish language on your screen, and because we now get to our members of the Turkish Digital Turkey platform. Cecilia, thank you very much, I mean, for your time also. And now, please switch to Japanese. If I may start with Müjdat Bey. Müjdat Bey, çok teşekkürler geldiğiniz için. Bugün buraları bayağı sıcak. Eve kapanmış olmanın da büyük bir yararı var. İstanbul'da mısınız bilmiyorum ama galiba İstanbul'dasınız, değil mi? İstanbul'dayım, sıcak altındayız. Ben sözü şimdi size bırakıyorum. Nasıl siz gelişmeleri ilk hem TESİD olarak, hem NETAŞ olarak, hem Dijital Türkiye platformu olarak bizim yani bütün bu geçmişi biliyorsunuz. Bu sektörün içinde uzun yıllar kaldınız. Sizi birazcık siz kendi görüşlerinizi aktarabilirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim sevgili başkan. Şimdi sunuma geçiyorum. Evet, Sayın Büyükelçi, sevgili Cecilia, sevgili başkanlar, değerli katılımcılar, sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyum. Bugün sizlere TESİD Başkanı olarak hitap ediyorum. TESİD, Türk elektronik sanayinin güçlü kuruluşlarını ve KOBİ'lerini bünyesinde bulunduran Elektronik Sanayiciler Derneği ve 30 yıldır sektörün gelişimi için uğraşan bir sivil toplum kuruluşu. TESİD aynı zamanda da Dijital Türkiye platformunun da kurucu üyesi. Cecilia ve Sayın Büyükelçi, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de COVID-19'la birlikte neler oldu, nerelere doğru gidiyoruz, neler birlikte yapabiliriz, bu konuda sizleri bilgilendireceğim. Şimdi açıkçası son 6 ayda dünyada çok büyük bir değişiklik oldu. Bizim teknoloji insanlarının söylediği bir deyim vardır. Proof of concept. Bir konseptin ispatı. Dünya şunu ispat etti ki 4 milyar insan bir anda evlerine kapanıp hayatı evlerinden yönetebiliyorlar. Sosyal hayatlarını, eğitimlerini, alışverişlerini, devletle olan ilişkilerini evden yönetebiliyorlar. Bu da aslında bize şunu gösterdi ki hakikaten elektronik sanayi, bilgi iletişim teknolojileri ve sayısallaşma yani dijitalizasyon oldukça büyük bir yol almış. Bu 4 milyar insana da bu servisi verebildi. Türkiye'ye baktığımız zaman biz bu POC'de neleri elde ettik? %95'i firmalarımızın sene başından itibaren evden çalışmayı başarabildiler. Ve bu firmaların %60'ı da bu deneyimden sonra Mayıs ayında yapılan bir ankette şunu söylediler. Biz artık bundan sonra COVID-19 geçse bile evden çalışabiliriz. Bu aslında çok önemli bir gelişme. Bunun da aslında arkasında şu var. Demek ki Türkiye evden çalışabilecek bir altyapıyı bu insanlara verebilmişti. Türkiye'de aynı zamanda uzaktan eğitim konusunda da çok başarılı işler yapıldı. Şu anda aslında 123 tane üniversitemiz uzaktan eğitim verirken aynı zamanda ortaokul ve orta öğretim ve ilk öğretimde de uzaktan eğitim başarıyla yapıldı ve EBA'nın sitesi dünyada en fazla
ziyaret edilen üçüncü eğitim sitesi oldu. E-commerce'de 2019 yılında Türkiye çok büyük bir gelişme kastetti. %39'luk bir büyüme elde etti. Ama bu sene biz bununla da kalmadık. E-commerce'de yani e-ticarette Türkiye 2025 hedeflerini 3 ay içinde yakaladı. Yani e-ticarette de hedefleri çok büyük bir şekilde aştı. Türkiye e-government'da, e-devlet uygulamalarında gerçekten çok iyi bir noktada. Ve bizim 2021 hedefimiz de 80 milyonluk ülkenin 48 milyonunun direkt kullanıcı olmasıydı. Bu hedef de Mayıs ayında yakalandı. Yani 2021 yılı hedeflerini de bir yıl önce yakaladı. Peki bunlar gerçekten kullanılıyor muydu? Evet, Ocak ayında 300 milyon civarında olan kullanıcı bir anda 500 milyon seviyesine Mayıs ayında çıktı. Bunları altyapımızla yapıyoruz. Aslında bugün şebekemizde 11 milyonun üzerinde sabit, 80 milyonun üzerinde mobil hat var ve bunlarda 14 milyonun üzerinde haneye ulaşıyoruz ve 62 milyon kişi de 14 milyon haneye mobil, 14 milyon haneye broadband olarak ulaşıyoruz, geniş bant olarak ulaşıyoruz ve 62 milyon kişiye de yine broadband olarak ulaşabiliyoruz ki bu da nüfusumuzun çoğuna ulaşabiliyoruz demektir. Biraz evvel Cecilia bahsetti. Hakikaten Türkiye'de Arçelik gibi ve bunun yanında Aselsan gibi, Havelsan gibi çok ciddi, çok güçlü firmalar var. Bunlar donanımda, yazılımda ve teknoloji servislerinde gerçekten çok güçlüler. Ki savunma elektroniğinde, tüketici elektroniğinde, otomotiv ve endüstriyel elektronikte Türkiye çok güçlü bir noktada. Diğer taraftan güvenlik teknolojileri, enerji yönetim sistemleri, ulaşım teknolojileri ve medikal elektronik dikeylerinde de gerçekten çok güzel işler yapılıyor. Fakat baktığımız zaman bizi şaşırtan bir tablo var. Türkiye kendi içinde telekom servislerinde %25 yerli, savunma sanayinde %70'in üzerinde yerliliğe eriştiği halde ihracatta, dijital endüstri ve elektronik ihracatında 6 milyar dolarlık bir bandı zorluyor. Ben Türkiye'nin içindeki güçle bu 6 milyar dolarlık ihracatın uyuşmadığını ve buradaki rakamlardan aslında gerçeği göremediğimizi görüyorum. Biraz evvel yine Cecilia Avrupa'da upskill'den bahsetti. Türkiye'de aslında çok genç bir nüfus var ve Türkiye'de de çok güçlü 32 milyonun üzerinde bir iş gücü var. Ve bunların %50'si de 32 yaşın altında. Yani genç bir kitle var Türkiye'de. Diğer taraftan baktığımız zaman Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversitede çok ciddi olarak elektronik ve sayısal teknolojiler eğitimi veriliyor. Ve her sene aşağı yukarı 1,5 milyonun üzerinde lise öğrencisi üniversite sınavlarına giriyor ve baktığımız zaman da en başarılı öğrenciler de elektronik ve dijital endüstrilerde eğitim almayı seçiyorlar. Bu nedenle de iş gücümüzde çok güçlü bir iş gücüne sahibiz. Ve bu arkadaşlarımız açık görüşlü, yetenekli, çevik ve inanılmaz. Biz bu iş gücüyle, biraz evvel bahsettiğim altyapıyla daha güzel şeyleri birlikte yapabiliriz diye düşünüyorum. Ar-Ge alanına baktığımız zaman, Türkiye Ar-Ge alanında da 1240 Ar-Ge merkezi, 370 laboratuvar, 85'in üzerinde teknoloji geliştirme bölgesiyle gerçekten güçlü bir altyapıya sahibiz ve hem Euroka hem de Horizon projelerinde 1300'ün üzerindeki katılımcıyla çok iyi bir görünüm veriyoruz. Benim burada özetle söylemek istediğim şu. Türkiye'de altyapı var. Türkiye'de genç ve değişime açık mühendislik gücü
güçlü bir iş gücü var. Ve Türkiye'de aslında kendini ispat etmiş bir dijital teknoloji sanayisi var. Ve pandemi krizinde de şunu gördük ki lojistik çok problem çıkardı. Avrupa'da %60'ın üzerinde bir problem var lojistikte. Neden biz Türkiye'yi bir hub olarak değerlendirmeyelim? Neden bir aramızda yazılım, donanım, teknoloji servisleri köprüsü kurmayalım? Ki Sayın Büyükelçi de harmonizasyon programlarından bahsetti ki biz burada da elimizden geleni yaparız. Ben iki tarafında ihtiyaçlarının bir dengelenmesiyle birlikte iki tarafında kazanacağı bir strateji görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Başkan. Her zaman iyimserliğin bizi çok etkilemiştir. Onu söylemem gerekir. Yani evet, çok doğru, haklısınız. Bir kendimize hep oldukça iyi bir performans gösterdiğimizi görüyoruz ama aynen dediğiniz gibi ihracatımızda hiçbir zaman öyle bir tabloyu sergileme imkanı bulamadık. Peki bunu nasıl, yani biraz daha somut olarak ne yapmamız gerekir diye düşünüyorsunuz? Sevgili Başkan, aslında Türkiye'ye baktığımız zaman 2003 yılından 2020 yılına kadar Türkiye altyapıda çok büyük bir aşama katletti. 2003 yılını hatırladığımız zaman biz hala dial-tone modemlerle çalışıyorduk. ADSL dediğimiz megabitleri veren teknolojilerden haberdar bile değildik. Ki fiber Türkiye'de hiç yoktu. Son 17 yılda biraz evvel geldiğim altyapı tablosuna gelip işletmelerimizin %95'ini uzaktan çok rahat çalışabilir hale getirdik. Diğer taraftan yine 2003 yılında R&D yoğunluğumuz gayri safi milli hasılamızın 1/4 kadardı. Son zamanlarda yapılan R&D teşvikleri ve bilhassa dijital ekonomiye verilen önemlerle bunu %1'e getirdik. Beraber çalıştığımız dönemler vardı. E-Devlet projelerinde çok gerilerdeydi Türkiye E-Devlet'te. Yine son 15 senedir E-Devlet'te de bir noktaya geldik. Ama ben buradaki gelişmeleri Avrupa'da yeterince duyurabildiğimize kesinlikle inanmıyorum. Çünkü 2003 ile 2020 yılı içinde birçok değişim olabilir ama Avrupalı gelip de Avrupa'daki ülkeler tek tek gelip bunları tek tek inceleyemezler. Benim burada vermek istediğim Sayın Büyükelçimizden, Sayın Cecilia'dan aslında bu değerleri bir şekilde iki tarafında yararına kullanabilecekleri şeklinde ve biz test olarak da Dijital Türkiye platformu olarak da onlara bu anlamda Türkiye'nin sesini duyurma anlamında destek vermeyi isteriz, hazır olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü şu anda gerçekten dijitale inanmış bir kaynak Türkiye'de var. Türkiye'den Avrupa'nın herhangi bir ülkesine uçuş 3 saat. Türkiye ile Avrupa'nın herhangi bir ülkesi arasında maksimum 2 saat zaman farkı var. Fakat maalesef bu ilişki bir türlü bir noktaya gelmedi. Ben bu ilişkinin bir noktaya gelmesiyle bu 6 milyarın daha yukarılara çıkacağını ama daha ziyade bir kazan kazan geleceğine inanıyorum. Çok teşekkürler Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka başkanımız Dijital Türkiye platformunda sevgili Erman Hanım, sevgili Erman Karaca Başkan, TÜBİSAT'ın başkanı. Şu anda TAP Foods Investments'da mesleki görevini yapıyor ama TÜBİSAT'ın başkanı ve ayrı zamanda birçok da STK'da görev oluyor ve bunu çoğunu da hepsini diyeyim gayet de başarıyla götürüyor. Başkan, söz sende. Teşekkürler Faruk Başkanım. Sayın Büyükelçim, sevgili Cecilia, değerli başkanlar ve katılımcılar, TÜBİSAT adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Konuşmamda ben de sizlere TÜBİSAT'ın yayınladığı raporlardan yola çıkarak Türkiye bilişim sektörünün genel bir değerlendirmesini yaptıktan sonra salgının sektörlere etkilerini ve Türkiye'nin dijital dönüşüm endeksini açıklayacağım. Zaten benzeri şeyleri Cecilia da Müjdat Bey de bahsetti. Türkiye'nin bilişim sektörüne genel olarak baktığımızda ekonomimizin büyüme hızında bir süredir gözlemlenen yavaşlamaya ve konjektürel açıdan belirsizliklerin egemen olduğu bir döneme rağmen Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 2019 yılında büyümesini sürdürdü. Ve Türk lirası bazında %14'lük bir büyümeyle 152.7 milyar liralık bir hacme ulaştı. Ancak dolar bazında değerlendirdiğimizde bir önceki yıla kıyasla %3 oranında daralarak 26.8 milyar dolar olduğunu görüyoruz. 2019 verilerini salgının bir sonucu olarak hem dünyanın hem de sektörün karşı karşıya olduğu yeniden başlangıç koşullarına göre değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Küresel ekonomide daralma beklentileri ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün yeni normali dönemine yapacağı potansiyel katkılarla bilişim sektörüne yönelik yatırımların hızlı ve verimli bir şekilde artması, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına her zamankinden daha yüksek bir katkı sunacaktır. Türk lirası bazında sektörün göstermiş olduğu büyüme performansına rağmen sektörün büyüme potansiyeli ve yıllık enflasyonun %11.8 olduğu göz önünde bulundurulduğunda aslında çok daha yüksek büyüme oranlarına ulaşılması gerekirdi. Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri %22'lik bir büyümeyle 2019 yılında 56.1 milyar liraya, iletişim teknolojileri ise %11'lik büyümeyle 96.6 milyar liraya ulaştı. Sektörün ihracatı ise TL bazında %27'lik bir büyümeyle 6,5 milyar lira olarak gerçekleşirken, 2019 yılında dolar bazında bir önceki yıla kıyasla %8'lik artışla toplam 1.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam ihracatın %75'i Avrupa Birliği olmak üzere %83'ü Avrupa ülkelerine yapıldı. İhracat performansının artırılması için bilgi teknoloji firmalarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ek olarak pazar çeşitliliği faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Büyümenin lokomotifi olan bilişim sektörünün akılcı yatırımlarla ve girişimciliğin önünü açan politikalarla desteklenmesi durumunda ülkemizin büyüme hızına ve küresel rekabet gücüne sağlanacak katkının da artacağı aşikar. Salgın bu potansiyeli net bir şekilde ortaya koydu. Olası bir ikinci dalgaya hazırlık açısından firmaların, KOBİ'lerin, kamunun dijitalleşme süreçlerini bir an önce tamamlamaları önem kazanıyor. Tüm sektörlerde yükselen dijital dönüşüm ihtiyacının yatırımlara dönüşebilmesi için uygun araçlarla desteklenmesinin acil ve öncelikli bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu gözle görülür ihtiyaca karşılık ciddi bir riskle de karşı karşıyayız. O da salgının firmalar üzerindeki finansal etkileri nedeniyle bilgi teknolojileri sektöründeki yatırımların azalması ve hizmet ihtiyacının yavaşlaması. Nitekim pandemi süreci olumsuz etkisini bilişimde de gösterdi. Çünkü bilişim sektörü günümüzde tüm sektörlerin altyapı, iletişim, dijital olarak üretim, finansal yönetim, operasyonel hizmetler, optimizasyon, kalite kontrol, otomasyon, güvenlik gibi yaşamsal ve yönetsel işlevlerini ve hizmetlerini sağlıyor. Ve salgın hangi sektörleri olumsuz etkiliyorsa o sektörlere hizmet veren yazılım ve bilişim şirketleri de aynı boyutta olumsuz etkileniyor. Özellikle donanım tarafında yıldan yıla kıyaslandığında Mart ayında %12, Nisan'da %20, Mayıs'ta da muhtemelen %30'a yakın bir düşüş görülecek. Bu nedenle bilişim sektöründe yatırımların, istihdamın ve ihracatın hız kesmemesi adına sektörün stratejik yönünü ön plana alacak politika değişimlerine ivedilikle ihtiyaç duyulan bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz. Bunların yanı sıra Müjdat Bey de bahsetti, salgın ile e-ticaret büyüyen bir alan oldu.
Bu büyüme 2018 ve 2019'da görülen büyümenin üstüne geldi. Ticaret savaşlarının ve küresel siyasal konjektürde belirsizliklerin yaşandığı 2019 yılında e-ticaret %39'luk bir büyümeyle 83.1 milyar liralık bir hacme ulaştı. Ve sonucunda perakende içerisindeki payı %6.2'ye çıktı. Fakat bu olumlu gelişmeye rağmen ülkemizin potansiyeli dikkate alındığında e-ticaret sektörünün boyutunun daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz. Yaşadığımız pandemi süreci e-ticaretin bu potansiyelini ortaya koydu. Bu olağanüstü dönemde tüketiciye hızlı teslimat tecrübesi yaratıldığına, yeni kategorilerin çok hızlı büyüme gösterdiğine ve e-ticareti hiç kullanmayan kesimin de kullanıcıya dönüşmesine tanık olduk. Mobil telefonların kullanımının artması ve gerek mobil internet, gerekse mobil uygulamaların e-ticaret içinde payının %60'a çıkmasıyla birlikte 2020 yılı için daha yüksek büyüme rakamları açıklamayı ümit ediyoruz. Bu süreç dijital dönüşümün sadece teknolojiden ibaret olmadığını, insanın ve iş süreçlerinin de dahil olduğu bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini çok net gösterdi. Nasıl ki salgın sonrasında teknolojiyi iyi kullanan ülkeler ve şirketler hasarı en minimumda tutabilmişse, salgın sonrası dönemde de yine teknolojiyi iyi kullanan ülkeler ve şirketler daha avantajlı olacaklar. Dijitalleşmede frene değil, tam aksine gaza basmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğüne ilişkin veriler bizi ülke olarak dijital çağa ne kadar hazırlıklı olduğumuz konusuna getiriyor. Türkiye'nin dijital ekonomiye geçiş vizyonunu sahiplenen bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizin bu alandaki performansını yakından takip ediyoruz. TÜBİSAT olarak Türkiye'nin dijital çağın fırsatlarından yararlanabilmesi için birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki yerini ve gelişimini tespit etmek üzere özgün raporlar yayınlıyoruz. Dijital değişimin hızı ve tüm alanları kapsayan yaygınlığı bu alanda bütüncül bir değerlendirmeyi gerektiriyordu. Bu amaçla dönüşümün bütün farklı boyutlarını dikkate alan ve hepsini bir araya getirerek tek bir rakamla özetlemeyi hedefleyen bir çalışmayı başlattık. Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi çalışmasını gerçekleştirdik. Birçok alt bileşen üzerinden hesaplanan Dijital Dönüşüm Endeksi, Türkiye'nin dijital dönüşüme ne ölçüde hazır olduğunu, dijital dönüşüm performansının iyileşip iyileşmediğini, hangi alanlarda daha iyi, hangi alanlarda daha fazla çalışmasına ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Endeks sonuçları ülkemizin dijital dönüşüm performansının ortalama olduğunu gösteriyor. Geçen yıla göre bir iyileşme olsa da iyileşme hızı daha iyi olabilir. Diğer ülkeler de bu alandaki adımlarını sıklaştırabilirler. Bu ortalama seviyeyi hızla geliştirmemiz gerekmektedir. Dijitalleşme sürecinin ilk adımını politika ve mevzuat çerçevesiyle yatırım ve yenilik ortamının iyileştirilmesi oluşturuyor. Büyük bir hızla dijital doğan şirketlerin sayısını artırmalı ve başarılı olma şanslarını artıracak iklimi oluşturmalıyız. Adım adım başarılı global girişimler doğuracak bir teknoloji ekosistemini oluşturmak, ülke olarak en stratejik hedeflerimizden biri olmalıdır. Dijitalleşme sürecinde başarılı olmamızı sağlayacak en kritik faktörün kamunun en üst düzeyinde sahiplenilecek bir dijital dönüşüm vizyonu olduğuna inanıyoruz. Bu vizyon devletin en yukarısından tüm vatandaşları kucaklayacak şekilde tüm topluma mal olursa, ülkemizin kazananlar arasında olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Tüm bu dijital dönüşüm hamlesini bir teknoloji inisiyatifi olarak görme yanlışlığına düşmemeliyiz. Bu stratejik dönüşümün odağında insan var. Dijital okuryazarlık ve yetkinlik artışı en önemli hedeflerimizden biri olmalı. Eğitim ve öğretim politikalarımız buna göre güncellenmeli. Türkiye'de bireylerin günde ortalama 3 saatlerini internet ve sosyal medyada geçirdikleri bir bireysel dijital tüketim toplumunda yaşıyoruz. Bireyselde de bilgi teknolojilerini
cihaz veya sosyal medya kullanımının dışına taşıyarak iş modellerinde, girişimcilik ekosisteminde dijital teknolojilerin getirdiği yenilikleri hayata geçiren, ekonomide katma değer yaratan bireysel dijital üreticilere geçiş sürecini desteklemeliyiz. Kamunun dijitalleşmesine bakarsak, ülkemizin özellikle e-devlet hizmetlerinde kat ettiği ilerleme ve teknoloji kullanımındaki kabiliyeti dünya standartlarındadır. Bugün nüfusun %66'sı e-devlet kapısında sunulan 5180 hizmeti kullanıyor. 2023'te bu yüzdenin 80'e ulaşması hedefleniyor. Bu da gelecek 3 yıl içinde neredeyse erişkin olan tüm bireylerin dijital hizmetleri kullanacağını gösteriyor. Ülkemizde kamu kurumlarının dijital dönüşümü takdire değerdir. Ülke ekonomisi için asıl kritik olan geleneksel ve başarılı şirketlerin dijital dönüşümü başarabilmeleridir. Ana omurganın dönüşmesi, dijital bir ekonomi olabilmemiz ve global rekabette hak ettiğimiz noktaya gelebilmemiz için çok önemlidir. Türkiye'nin performansını biraz daha ayrıntıda incelersek, ülke içinde yeni teknolojilerden yararlanma kapasitesinin bölgelere, sektörlere ve firma tiplerine göre büyük farklılıklar gösterdiğini görüyoruz. Bunu salgın sırasında da gözlemledik. Salgının ekonomimize yaratmış olduğu tahribatın telafisinde para ve maliye politikaları kadar teknoloji politikaları da önemli olacak. Ciddi bir teknolojik hamle paketiyle finansal piyasalara olumlu mesaj verilecek ve yatırımcı güveni artırılacak. Süreçten etkilenen KOBİ'lerimiz ve esnafımız desteklenecek. Salgın sonrasında ülkemiz hızla ayağa kalkacak ve hem ekonomik hem toplumsal hayatın normale dönmesi hızlanacak. Dijital donanım ve yazılım altyapısı güçlenecek. Salgının yeniden başlaması gibi bir durumda bünyemiz kuvvetlenecektir. Salgının yol açtığı zararın atlatılmasında bilişim sektörü anahtar rol oynayacağına göre bu alandaki performansımızı en kısa sürede hızlıca geliştirme gayretinde olmamız gerektiği aşikardır. Kısaca endeks raporumuzun ortaya koyduğu dijital dönüşümün hızlanması konusunda önerilerimize de değinmek istiyorum. Ki burada Digital Europe konuşmasında ve özetinde Cecilia'nın da bahsettiği gibi çok benzer konular olarak değerlendirebiliriz. Dijital dönüşümün gerekliliği en üst düzeyde sahiplenilerek dijitalleşme politikalarının uluslararası standarda uyumu ve sektörel farklılıklar dikkate alınarak tüm ülke için tasarlanması gerekmektedir. Girişimci ekosisteminin geliştirilmesi gerekliliği dijitalleşme açısından önemli bir etken olarak görülmektedir. Bunun için rekabet ortamının iyileştirilmesi, yüksek teknoloji, ürün ve hizmet geliştirme konusunda başarı olasılıkları yüksek projelerin desteklenmesi çok yerinde olacaktır. Fiber altyapının gelişmesi tüm ekonomiyi dönüştürecektir. Bunun için devletin ortak altyapı konusunda kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir rol oynaması, altyapının geliştirilebilmesi için rekabet ortamının iyileştirilmesi ön plana çıkan önerilerimiz arasında yer alıyor. Firmalarımız için nitelikli iş gücü eksikliği en önemli 5 kısıttan biri olarak görülüyor. Dijital okuryazarlığın artırılması, dijital yetkinliklerin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliği, lise ve üniversitelerde müfredatın sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak değiştirilmesi büyük önem kazanıyor. Dijital dönüşümün tabii ki olumlu etkileri kadar tahripkar etkilerinin de en yoğun hissedileceği kesim KOBİ'lerdir. Dijital dönüşümün gereklilikleri ve süreçleri konusunda KOBİ'lerin bilgilendirilmesi, geleneksel iş yapış biçimlerinin değiştirilmesi için KOBİ'lere dijitalleşme destekleri verilmesi, KOBİ'lerin ölçek ekonomisinden yararlanması için KOBİ'leri bir araya getirecek iş modellerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Sözlerime son vermeden önce bugünkü durumu çok iyi anlatan bir görseli de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Türkiye'de de, Avrupa'da da, bütün dünyada dijitalleşme en kritik konulardan bir tanesi ve odaklanmamız gereken noktalar çok belli. Dışsal etkileri de dikkate aldığımızda dijitalleşmenin ne kadar stratejik ve kritik bir önemi olduğunu da hep birlikte yaşadık ve görüyoruz. Toplantımıza katıldığı için Sayın Büyükelçimiz Christian Berger'e,
Digital Europe Genel Direktörü Cecilia Bonfeldt'a ve Türkiye Dijital Platformu Başkanlarına ve siz değerli katılımcılar ile tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler Erman Başkan. Yani her zamanki gibi çok aydınlatıcı bir sunumdu. Zamanımız biraz daralmaya başladı ve çok güzel sorular var. Aslında fazla sorulara girmek istemiyorum. Bir de bir ricam, önce herkes görüntüsünü zannedersem Müjdat Başkan da dahil eğer açabilirsek bir ölümsüzleştirmemiz gerekiyor. Gerekmiyor tabii, yapabilirsek çok iyi olur. Müjdat Başkan'dan da rica etsek ekranını da açsa. We want to have a photograph of all the participants. Thank you very much. Teşekkürler. Before leaving the stage, because I know, Cecilia, you have to leave, one of the excellent questions led by Leyla Arslan is, what are the implications of not joining the digital single market? Would you please elaborate about it a little bit? I mean, of course, it's about being at the table of defining the future rules of the game and standards for how we navigate in this digital era, right? And which is really a shame. I mean, everybody who's not at the table have to either, you know, follow or invent something themselves. And for businesses, this is not normally a very good idea, because it will, and maybe that's, I could say, maybe this is one of the major obstacles for we saw that now the export actually didn't follow your own growth. It might still be hard for some companies to basically get into the way of thinking and the way of applying to rules in the European digital single market. So I would say this might be a good idea to look at as a barrier for the growth of the Turkish companies, actually, that they're not at the table negotiating this. I think we will have also more, I would say, diplomatic things. I am just a few days ago, I was appointed to be a part of the ENISA group, which is basically the group, the body that defines all cybersecurity rules in the EU. Listen, as soon as we all go digital, there is also bigger risk on cybersecurity. We will need all the way from ordinary products to high risk products actually to have common standards on some of this, and either you are at the table or you want to have to comply to enter the digital single market. And of course, it's always better to be at the table than having to follow. Any other comments? Başka comment var mı? Yorum var mı başkanlarımızdan bu konuyla ilgili acaba? Ekleyecekleriniz var mı? Yok, teşekkürler. I think we are reaching almost the end of our session. Mr. Ambassador, we would love to hear from you the last words for our session. Would you please switch on the voice? You see, there are still some digital handicaps that one has to consider. So, thank you. First of all, thank you very much for being with us and discussing this very important topic. Because I said in my introduction, I think the Commission. We heard from Cecilia that in Europe sometimes we are very slow, but maybe this time we were fast because we had without knowing anticipated the need for really moving fast into this digitalization. So thank you for this opportunity, but also I would like to thank our Turkish colleagues who were here with us today for presenting the situation here, because I think you made a very strong point for the importance of the cooperation between the European Union and Turkey on this issue. I like this, the idea of the technology or the information hub. I think this is very important. You also underlined something that I keep telling my colleagues and in many meetings we have with chambers of commerce and others about the workforce. And I think, Mr. Altay, you presented this extremely well. A very young
motivated and highly and very well educated workforce. That is certainly one of the strengths, in addition to a very resilient and resourceful entrepreneurship that you have in Turkey. So these are, of course, two very, very, very strong assets for European companies. And linked with what you underlined, this openness for digital transformation, I think this is certainly, in my view, one of these opportunities that we should not underestimate in the near future. So thanks again for everybody joining us, and I hope this cooperation between Digital Europe and the Digital Turkey platform will be strengthened and continue to the benefit of both of us. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you very much. And also thank you very much for joining us, Cecilia. Evet, başkanlarım, sizlerle birlikte olmak her zaman büyük bir zevk benim için. Çok teşekkürler katıldığınız için. Yavaş yavaş bitirelim çünkü vaktimiz çok daralıyor. And of course, officially, Mr. Ambassador, we would also like to thank you for your for your time in Turkey, and I hope you leave us with some good memories for the future. Not only with good memories, also with additional kilos because of the excellent food. Lovely. And evet, biraz anlaşılan biraz zor günler bekliyor bizi önümüzdeki dönemde. Bu fırtına, bu COVID fırtınası yüzünden. Ama herhalde bitirdiğimiz zaman iki seçenekle karşı karşıya kalabiliriz. Birisi tamamen içimize kapanmak, birisi de tamamen ilişki düzeyimizi, borularımızı, birbirimize olan ilişkilerimizi açarak katma değeri birlikte arttırmak. Benim temennim ve düşüncem ikincisinin gerçekleşmesi. Böyle güzel kaliteli bir ekibin de bu yönde katkıda bulunacağına ben zaten eminim. Hepinize çok çok, bütün izleyicilere, biz sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much.